Merhabalar arkadaşlar. Bugün faydalı olan linklere, faydalı olan sitelere değineceğiz. Evet, ilk sitemiz Maxroll Maxroll'de bir sürü görevleri ada kalplerini adalardan düşen itemleri ve bulutları bulabilirsiniz. Başlangıçta çok fazla faydalandım bir site. hala hatta yer yer faydalanıyorum. Başlangıçta da sizlere tavsiye ederim. İkincisi yine Maxroll'e benzer Paponika. Kimisi işte Paponika daha güzel diyor, kimisi Maxroll güzel diyor vesaire. Siz de kendi çaplarında kendine özgün siteler. İkisi de yeni başlayan oyuncuya yardımcı olabilecek bilgiler içeriyor. Burayı da Kullanmanızı merak ettiğiniz bir şey burada aratmanızı tavsiye ederim. Gerek build gerek item vesaire. Üçüncüsü bahsedeceğim site e, bosslarla ilgili birazcık daha. işte Valtan'ın, Valkas'ın vesairenin e, gate'lerinde neler lazım, patternler nasıl oluyor, hangi mekanikleri yapıyorlar. Onları bahseden site mobilitik sitesi. Burada da bazı abyss Raid'lerine, guardian raidlerde hatta legend raidlerde bahsettim Valtan vesairelerde yararlanabileceğiniz ender görülen mekaniklerden tutun da rastlanan normal x'lerde yapılan mekaniklere kadar hepsini gösteren bir sistemimiz var. Burayı da kullanmanızı tavsiye ederim. Bir bosa girmeden önce buradan bakmanız çok güzel bir artı olur. Dördüncü ve 5. sitemiz e, Abilstone basma sitesi. Burası da ihtimale göre çalışmakta. Seçenekleri seçiyorsunuz. işte maksimize birinci diyorsunuz veya ikinci diyorsunuz veya eşit diyorsunuz. Ben eşit kullanmanızdan tavsiye ederim. Çünkü 77 taş minimum e, gereksinimini karşılayan bir taş oluyor. Taş basma seviyesine geldiğiniz zaman 1415 oluyor bu genelde. Hiç 4 engraving yapmayın derim. 1415'e basın ve 5 engraving başlayın. Benim tavsiyem. Ben şahsen 4 yaptım. Hala onu bozup 5'e çıkmam gerekti. Boş yere F10 kaybettim. Ama o zamana kadar nasıl işte demeye çatacağım, nasıl parti bulacağım diye derne düşerseniz artık orası da sizin kararınız. Bu sitelerde, bu ikisi sitede birisi Lost Ark Meta, diğeri de meğer Story diye bir site. İngilizce söylediğim site Korece veya Japonca bilmiyorum artık. Ona sağ klik İngilizce çevir derseniz Türkçe değil İngilizce. İngilizce çevirmesi daha mantıklı makul oluyor. Anlaşılabilir oluyor. Bu iki siteyi de taş basarken kullan. Bir diğer sitemizde GitHub üzerinden oluşturulmuş bir site. Wirecast'ta klavye mekanini anlatıyor. Anlatıyor dediğim hani denemesini yaptırıyor. Buraya girerek de valkast eğer klavye mekaninde takılıyorsanız veya işte bir antrenman yapmak istiyorsanız vesaire bu siteyi kullanabilirsiniz. Bir diğeri Mapgeni eğer gençim vesaire oyunları oynuyorsanız Mapgeni'ye zaten aşiransınızdır. Burada da bölgelerde bulunan yani adalarda büyük adalarda en azından bu Ruhandel'de, Tortoyok'ta, Nordwen'de vesaire vesairede bulunan gezi görevleri işte gerek yemek parçalarının Tom Food'ları, World Boss'ları vesaireleri gösteren bir site. Eğer ki Adventure Tom'ları yapmaya kalkışırsanız bu site gerçekten yardımcı oluyor. Oradaki skill point'leri toplarken burada e, oldukça yararlı ve nokta atışı verilen bilgilerden faydalanabiliyorsunuz. Sol tarafta menüsü bu mevcut. Aradığınız şeyi tıklayaraktan orada e, ihtiyacınızı görebilirsiniz. Bir diğer sitemiz Doğatoda diye geçiyor. Engraving sitesi. Burada da yapacağınız bu e, alacağınız parçalarda akıllı tutmakta zorlanırsanız burada artı eksi şeklinde girebiliyorsunuz. Atıyorum bir kolye alacaksınız. Artı 4 x artı 3 y e, e, engraving veriyor. Buraya giriyorsunuz. Eksisinde giriyorsunuz. Aşağıda kontrolünü yapıyorsunuz. E, tablosu oluyor zaten kendisinde. O tabloda eğer istediğiniz bir bu oluşturabildiyseniz o itemleri pinledi pinlediğiniz itemleri satın almanızı sağlayabiliyorsunuz. Bu bir nevi çiftlik kontrol gibi bir şey. Son olarak da bahsedeceğim size Lost Merchants. Bu sitede oyuna geçici bazı zaman aralıklarında gelen tüccarlar oluyor. NPC'ler oluyor. Buralarda gerek rapor itemler oluyor. Gerek lejenderi kart oluyor. ve gerekse de işte görevinizde ihtiyacın olan bir şeyi karşılayabiliyor. burayı Lost Merchants'ı kullanmanızı tavsiye ederim. Hatta Push Notifications kısmına gelirseniz orada Android bir telefonunuz varsa telefonunuzu da indirip bildirim alabiliyorsunuz henüz iOS'ta sanırım bir hizmet vermiyor Bunu, bu videoyu paylaştığım zaman da belki ileride gelir bu NPC'leri bu site üzerinden veya telefonunuzdan indirerek takip edebilirsiniz Evet bu videoda böyle bir kısa bir video oldu bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay